Ama Galatasaray yine bir kadro kurması gerekecek. Yani yine çünkü kiralık oyuncular çok fazla olduğu için bir de sözleşmesinin bitmesine yakın çok oyuncu var. Bir de Muslera ile sözleşmenin uzama ihtimali var. Onu da belirtelim. Büyük ihtimalle bu sezon içerisinde bir niyet var. Ha, olur mu bilmiyorum ama olursa benim için sürpriz olmaz. Muslera ile yeni bir sözleşme. Lemina, Mert Hakan, Emrah Baba. Yeterli. Yani şu an için hani en az burada Emrah Baba şey yani tempolu bir oyuncu. Tabii yedeklerde de bezemen lazım. Ya tabii ki forvet arkası ben yani 4-1-4-1 gibi bir şey olabilir öyle olursa. Ya bir tane tabii ki daha dengeli bir orta saha oyuncusu da mutlaka Galatasaray düşünür. Ama yani benim aklımda bu senaryo var. Birincisi Belhanda'nın ayrıldı. İkincisi de büyük para getirecek ve bunu yatırıma dönüştürebileceğin oyuncu Marcao. Yani Marcao'nun ya sezon başı 15 milyon euro teklif aldı Serie A'dan. Luyendama olayı var. Luyendama sakattan nasıl dönecek? Hani Galatasaray'da Luyendama asıl Ocak ayında satılıp... Ben dönebileceğini düşünüyorum ya. Yani iyi döneceğini asıl düşünüyorum. Asıl plan şeydi. Luyendama'yı Ocak satmak. Ayında İngiltere'ye satıp oradan ciddi bir gelir elde edip transfere yatırmaktı. Geçen sene Rodriguez'de ve Ozan Kabak'ta olduğu gibi tabii o seviyelere çıkar mı bilmiyorum. İkisinin toplamı bayağı fazlaydı. O da alırdı. Fazlaydı. Onda 15'i vardı. Ama çift tane olacaktı Luyendama'da yani öyle diyeyim. Fakat abi 12 resmi aldı 15'e kadar yolu vardı onun evet, en az. O çok iyi bir teklifti ama bakalım nasıl dönecek ona da bir bakacağız. Peki Fenerbahçe derbisinin sence yayının başında söylediğim gibi yansımaları nasıl olur Galatasaray'da? Şimdi zorlu bir ilk süre de giriyor Galatasaray. Nasıl çıkar sence bu 5 haftadan 6 haftadan? Yani... Şöyle söyleyeyim. Yani Galatasaray için ya rüya senaryo diyeceğim yeterli gelmeyecek. Çünkü fikstür de bu arada ekrana geliyor burada. Fikstür de önümüzdeki 5 haftanın fikstürü. Şöyle biz yani de görüyoruz. Şurada, ben de bakıyorum şu an. Güzel geldi. İyi bir fikstür. Aslında zor. İyi yani. De zor bir fikstür. Ama şöyle nasıl yani, geçer sence burada? Yani ya 7'de 7 ile çıkmak. Ya 7'de 7 Süper Lig için bak şampiyonluk seviyesi. Bak o kadar ilk yarıda kötü olmaz. Yani standardın bir tık altında olsa şu anda açık ara liderdi Galatasaray. Tabii canım. Ama tabii o olsa belki bu kadar büyük bir değişim olmayacaktı vesaire. Belki eğrisi doğrusuna denk geldi.